Konumuzun içerisinde oksijen taşıyan al yuvar dediğimiz, kırmızı küre dediğimiz hücrelerimiz var. Bu hücrelerin içerisinde hemoglobin diye bir molekül var. Hemoglobin oksijeni bağlar ve organları taşır. Hemoglobin tabi molekülün içerisine baktığımız zaman biraz karışık. Bunun içerisinde çeşitli zincirler var oksijeni bağlayan. Alfa zinciri var, beta zinciri var. Talasemi türleri dediğimiz zaman işte bu zincirlerin, yani bu hemoglobin molekülünün içerisindeki zincirlerin hangisinin hasta olduğuna göre konuşuyoruz. Örneğin alfa zincirinin yapımı bozuksa alfa talasemi, beta zincirinin yapımı bozuksa beta talasemi. Türkiye'de sık görülen şekliyle beta talasemi, yani Akdeniz anemisi dediğimiz hastalık türü ortaya çıkıyor. Tabi talasemiler sadece alfa veya beta zinciriyle ilgili değil. Bunun çok farklı formları var. Diğer moleküller, diğer zincirlerde de sorunlar oluyor. İşte C, E, D gibi farklı isimler alıyor. Bazen yine ülkemizde sık gördüğümüz bir başka hemoglobin hastalığı, bu molekülün içerisinde küçük bir amino asit yer değiştiriyor ve orak hücreli anemi dediğimiz bir hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Şu halde bu video dolayısıyla hastalarımıza, izleyicilerimize şu mesajı verebiliriz. Talasemi çok geniş bir hastalık grubu. Bunun içerisinde çok çeşit hastalıklar var. Ülkemizde bunlar arasında beta talasemi, yani Akdeniz anemisi dediğimiz tür en sık görülmektedir. Ancak alfa talasemilerde yine ülkemizde az olmayan bir şekilde rastlanan hastalıklardır.